Eğitimde şiddete dur de Tamam mı tamam. Kıymetli eğitimcili arkadaşlarımız ve değerli basın mensupları. 30 Nisan 2024 tarihinde önünde bulunduğumuz Ali Emiri Anadolu Lisesi'nde okul müdürümüz Hüseyin Oruç okuldan atılan bir öğrenci tarafından menfur bir saldırıya maruz kalmıştır. Eğitim çalışanlarına yönelen şiddetin genel ve yaygın bir görünüm arz etmesi psikolojik ve sosyolojik kökenleri olan toplumsal bir sorun haline geldiğini göstermektedir. Şiddeti önleyecek önemli bir aktör olması gereken eğitimciler maalesef şiddetin mağduru durumuna gelmiştir. Evde, sokakta, okulda, hayatın her alanında görülen şiddet gündelik hayatın bir parçasına dönüşmüş, adeta her yanımızı kuşatmıştır. Şayet şiddetin önüne geçmek istiyorsak tüm faktörleri dikkate alarak eğitim sistemi ve eğitim çalışanları ile ilgili yeni politikalar geliştirmek zorundayız. Eğitim çalışanlarının baskı ve tehditlerin kıskacına bırakıldığı, güvensiz ve güvencesiz iş ortamlarına itildiği, eğitim öğretim iş kolundaki görevlerin piyasacı bir anlayışla yürütüldüğü öğrenci, öğretmen veli ilişkisinin giderek yozlaştığı bir ortamda eğitim ve öğretim mekanizmasının toplumu dönüştüren ve iyileştiren bir sonuç üretmesi beklenemez. Eğitimcinin itibarını artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirleri almak zorundayız. Eğitimci şiddete karşı yasal güvence ile korunan Kendisi bizzat şiddeti önleyen, eğitim ise şiddeti ortadan kaldıran bir enstrüman olmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti artıran yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi maalesef şiddet eğiliminde olan kişileri cesaretlendirmektedir. Ya da eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birisi de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması mutlaka yasal, geçerli ve gerekli bir hükme bağlanmalıdır. Eğitim çalışanlarına karşı artan şiddet tüm eğitim sistemini etkilemekte. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanları korku ve türlü güvensizlik duygusu ile baş başa bırakılmaktadır. Her haliyle eksik olan Meslek Kanunu'nda en önemli konu Mesleki itibar ve eğitim çalışanlarına karşı şiddetin engellenmesi olması gerekirken bu durum görmezden gelilmiştir. Eğitim sisteminde öğretmenler şiddet sorunun çözülmesinde kritik bir noktada görülmesine karşın öğretmenin gerek sistem, gerek bürokratik, gerek içi doldurulmamış kanuna bağlı uygulanan yanlış politikalarla eğitimin etken değil edilgen öyesine indiril, indirilgendiği ve şiddet ortamının bir mağduru haline geldiği süreçleri yaşıyoruz. Her geçen gün bu konularla ilgili bir düzenleme yapılmasının ne kadar elzem olduğu sistematik bir şekilde artan olaylarla görülmüştür. Daha iyi bir eğitim için daha iyi bir müfredat. Daha geçerli ve etkili pedagojik yöntemler daha ileri amaçlar üzerine kafa yormamız gerekirken bugün öğretmene şiddet konusuna ilişkin bir basın açıklaması daha yapmak mecburiyetinde kalışımızın ana sebebi şiddetin ağırlaşan toplumsal maliyeti karşısında ilgililerin çözüm üretmede basiretsiz ve yetersiz kalmalıdır. İçinde bulunduğumuz hal hem üzücü hem de düşündürücüdür. Bunun için yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanlarına sorumluluk düşmektedir. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün eğitim camiası, siyasiler, mülki idareler, aydınlar, gazeteciler, aileler bu konuda büyük bir aile olduğumuz şuuru ve duyarlı ile sorumlu davranmalıdır. Herkesi ilgilendiren, herkesin ilgili olduğu bir meselede toplumsal duyarlılık bilinci ve farkındalık oluşturmak için herkesin yapacağı bir şey mutlaka vardır, olmalıdır. Mevcut düzenlemelerin caydırıcı olmadığı, bilakis şiddeti beslediği artık görülmelidir. Bir okula okul güvenliği tahsis edemeyen düzen değiştirilmelidir. Sorun üreten bir sistem asla çare olamaz. Yapılması gereken medeniyet değerlerimizi merkeze alan bir kültür seferberliğine ve eğitim programına geçmektir. Etkili yasal ve caydırıcı çözümler üretmektir. Eğitim merkezi düzenlemeler ciddi bir duyarlılık ve sorumlulukla yeniden tanzim edilmelidir. Öğretmenlik mesleğine itibar kazandırılmalı. Eğitim çalışanlarımız saldırılara açık, korumasız, korunaksız, güvensiz bırakılmamalıdır. Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı, etkinleştirilmelidir. Bakanlığımız öğretmene şiddet konusunda daha fazla yaptırımları gündeme getirmeli. Bu olaylara yasal yollarla dur demeli ve de öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için acil eylem planı hazırlamalıdır. Şiddet vakalarında idari ve hukuki soruşturmaların hiç bekletilmeden yapılması, ilgiler hakkında yaptırımlar uygulanması ve bu yaptırımların hukuki derinliğinin ve yargı saat süreçli süreçlerinin çok ciddi bir şekilde ele alınması sağlanmalıdır. Okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin artırılması noktasında artık çok daha fazla çok daha gerekli azami gayreti göstermelidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının mevcut haklarını koruyacak kariyer basamaklarında Onları asla mağdur etmeyecek. Şiddet vakalarına ise son verecek bir düzenleme ile revize edilmelidir. Eğitim bir sen olarak ve buraya teşrif eden tüm sendika temsilcileri olarak biz bu menfur saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz. Bu saldırıyı cesaretlendiren, arka planı oluşturan bütün etkenlerin ve dinamiklerin de bir an önce aça çıkması için gerekli tedbirleri ve takibi yapacağımızı buradan bir kez daha deklare ediyoruz. Olayın faillerinin hukuk önünde hesap vermesi konusunda daha büyük bir sorumlulukla ve ciddi, ciddiyetle hareket edilmesi hususunda gerekli baskıyı artıracağımızı ifade ediyoruz.